We zijn hier vandaag op de toekomst om de Ajaxiet met de meeste pech dit seizoen een fruitman te brengen. Ahmed-Jan Kaplan. Door twee zware blessures hebben we hem helaas alleen nog maar in oefenwedstrijden gezien. Kaplan begon met een valse start bij Ajax. Veel Ajax-fans zullen nieuwsgierig zijn hoe hij het doet. Voor 10 miljoen gekocht van Trabzonspor. Aangezien hij alleen maar Turks spreekt, heb ik vandaag Attila Yıldırım meegenomen om mij te helpen. Attila, fijn dat je er bent. Hey, dankjewel. Hey, even voor de kijkers thuis, vertel eens even een beetje over jezelf. Nou ja, Attila Yıldırım, 32 jaar oud. Ik heb hier ook nog in de jeugd bij Ajax gevoetbald. Voor het doel staat Attila Yıldırım. We zijn nu eerste en zaterdag staat AZ, dus als we die ook te pakken krijgen, dan is het helemaal top. Noem eens wat namen uit jouw lichting. Ik heb samen met Daley Blind gevoetbald. Marvin Zegelaar, Ricardo van Rijn. En toen nog in de jeugd kwam eigenlijk Christian Eriksen. Okay. Die periode. Dat zijn wel mooie namen. Ja, zeker weten, 100%. Je werkt nu als jeugdtrainer hier bij Ajax? Ja, klopt. Ik ben recent eigenlijk, sinds ik terug ben, ik begonnen met mijn trainingspapieren, UEFA-C te halen. En toen heb ik aangeklopt bij Ajax om als jeugdtrainer bij de onder 14 als stagiair eigenlijk assistenttrainer te mogen beginnen. En vandaag als vertaler mee. En vandaag als vertaler. Nou, dat is goed. Dan kunnen we die kant op gaan. Nou, toch? Prima. Okay, nou, let's go. Doen. Yo. Goedemorgen, Abi. Abi, goedemorgen. Goedemorgen. We brought you some fruit for your recovery from Ajax Media. Goedemorgen, Ahmed. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Alles goed. Ja, gaat goed? Je spreekt een beetje Nederlands, toch? Ja, I am learning. Ja? Visio. Visio, he knows. Visio, he knows. Hoe gaat de revalidatie nu? Süreç olarak her gün daha iyi gidiyor. Zaten sıkı çalışıyoruz. Füzyolarla beraber. Şöyle ilk milli takımda sakatlandım. Ondan sonra tabii ki bir iki aylık bir güçlendirme süreci oldu. Ondan sonra burada tekrar antrenmanda aynı yer nüksetti. Ondan sonra yırtık derecesi artınca mecbur ameliyat olmak zorunda kaldım. Çünkü eğer ameliyat olmasaydım gelecek seneyi de kaçırabilirdim, risk edebilirdik. O yüzden bu ameliyatı olduk. Seneye inşallah sezon öncesi. Hij is geopereerd aan de kruisband, zijn linkerknie. Het is natuurlijk een enorm traject waarin je natuurlijk in zit, wat gewoon minimaal 9 maanden duurt. Het is natuurlijk als voetballer is dit natuurlijk ongeveer de ergste blessure die je kan krijgen. Dus de impact ervan is natuurlijk groot. Öyle bu kadar büyük bir sakatlıklar yaşamadım tabii ki. İlk defa böyle büyük bir sakatlık yaşadım. Bunlar dediğim gibi futbolda olabilecek şeyler. Tabii ki mental anlamda çok zor ama bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Evet, dediğim gibi yani burada tek yaşıyorum. Mental anlamda ilk geldiğim zamanlar gerçekten zordu. Ama şu an tabii ki tek başına yaşıyorsun, başka bir ülkeye gelmişsin, başka bir kültüre gelmişsin. Alışmaya başladım değil, alıştım diyebilirim. Ik moet zeggen tot nu toe, ja, met Ahmed-Jan werken is echt een feest. Want, hij werkt gewoon heel hard. Staat er altijd met een positief gevoel in. En natuurlijk zijn er ook af en toe dagen bij dat je even het gevoel hebt van hey, even uit die sleur, hè, dat het zwaar is. En dat hoort er ook bij. Maar ik moet zeggen, tot nu toe zoals hij erin staat, is echt top om met hem te mogen werken. Çünkü hepsi sıcakkanlı. Hem ben onlara iyi yaklaşıyorum, hem onlar bana iyi yaklaşıyor. Aramızda çok iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Zaten aralarında biraz Türkçe bilen arkadaşlar da var. Berkays. Berkays Turks? Yeah, he's no Turks because he's have Turkish friends. Oh. Yeah. David Klassen, he's no, and Kenneth Taylor. Yeah. Yeah. Oh, okay. Yani dediğim gibi ilişkimiz çok iyi olduğunu söyleyebilirim.
Als het een beetje kan, probeer ik ook dingen mee te doen. Dus als hier met een vormpje dat ik met hem meedoe of op de wattbike of wat dan ook. Ja, dat we elkaar ook een beetje kunnen, dat ik hem in ieder geval kan steunen. En ja, ik merk wel aan hem dat hij dat gewoon heel erg fijn vindt. En dat is ook logisch. Dus we trekken heel veel met elkaar op. Dus we zijn ook wel een soort van maatjes geworden. Dus dat is wel heel leuk. Noem je hem ook Abi? Ik noem hem ook Abi. Ja, zeker, zeker. Evet, dediğim gibi bu sakatlık döneminde öğrenmeye başladım Hollandacayı. Cümle değil, kelime söyleyerek, kelime. Goedemorgen, alles goed, hoe is het, beetje. I know numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I know colors, wit, brood, geel. Yeah, I know, I am learning. Wit-rood is most important. Ja. Wit-rood. Ja. Evet, tabii ki ilk ameliyat olduktan sonra ya bana yazanlardan biri de kaptandı. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani dediğim gibi ilişkilerimiz çok iyi. Her ne koşulda ne olursa olsun her türlü şeyde bana yardımcı oluyor. Tabii ki arada sırada ailemi görmek benim için mental anlamda daha da üst seviyelere taşıdığını düşünüyorum. Bir tane kız kardeşim var. Futbolcu bir aileden geliyorum çünkü amcalarım futbolcuydu. Kuzenlerim de olmak üzere. Yani genel olarak bir futbolcu aileden geldiğimi söyleyebilirim. Ya aile bu sakatlık süreci değil, genel anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dediğim gibi onlar olmadı mı olmaz. Ya şöyle sakatlık sürecimde bir defa gelip gitmişlerdi. Hatta onlar gelmişti, beraber dönmüştük Türkiye'ye. Benim için de moral anlamda çok iyi olmuş. Hem onlar burayı görmüş oldu, hem ben gezdirmiş oldum. Çünkü buraya gelmeleri gerçekten biraz zor olduğu için FaceTime üzerinden görüntülü konuşuyoruz. Futbola olan sevgisi yani gerçekten inanılmaz bir derecede. Biz de küçükken maçlara giderdik, top toplayıcılık yapardık. Yani bizim sevgimiz de oradan geliyor. Sokaklarda top oynayarak büyüdük diyebilirim. Gençliğim tabii futbola ben ilkokulda sınıflar arası maçlar oluyordu. O zamanlar seçilmiştim. Futbola küçük yaşta, 6 yaşında başladım. Ondan sonra işte gitgide seviye atlayarak bu seviyelere geldim. Ya burada olduğum için mutluyum. Amsterdam'ı gezdim. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir yer. Ben burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çok rahatım yani. Kültürel anlamda müzeleri falan gezdim. Gerçekten çok güzel. Yani dediğim gibi çok rahat bir ülke, çok saygılı bir ülke. Çok iyi bir ülke olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi takıma en iyi şekilde dönebilmek için tüm çabalarımı sarf ediyorum yani. Takıma dönmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Değerli taraftarlar, sahada sizlere kendimi göstermek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. En hızlı şekilde nasıl dönebilirim, en iyi şekilde nasıl çalışabilirim hepsinin planlamasını yaptık. Bu doğrultuda gidiyoruz. Çok sıkı çalışıyorum gerçekten. Çünkü bu büyük kulüpte, bu büyük taraftarların önünde oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Ahmetcan, goed om je even gesproken te hebben en ook een stukje beter te leren kennen. Hopelijk zien we je snel in Ajax 1. Attila, jij bedankt voor je vertaaldiensten. Yes, dank. Voor jullie thuis, bedankt voor het kijken. En voor onze Turkse kijkers, herkese teşekkürler.